platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Osman Balkanlı bizimle. Hocam, direkt konuya gireyim. Hoş geldiniz. Fed için artık bir erken faiz indirimi riski var mı sizce? İsterseniz espriyle girelim konuya. Şöyle diyelim. Samuel Beckett'in bir oyunu var yazdığı Godot'u beklerken diye. Ya da biraz daha farklı düşünelim. Konstantin Kavafis'in Barbarları Beklerken diye bir şiiri var. Çok güzel. Şimdi biz bir şeyleri bekliyorduk. 2 yıldır, 1,5 yıldır bu Covid sonrasında. O da resesyondu. Gördük ki ben baştan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Yani resesyonun olmasını ben beklemiyorum demiştim. Çünkü Covid sonrası insanlar hareketliydi. Yaşadıklarından mutlu olarak tüketim taleplerini yansıtıyorlardı. Tabii bunlar bir yerde bir zirve yaptı. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faizi arttırmasının etkisinde. Ve dolayısıyla o ertelenmiş talepler biraz frene bastı. Yani durmadı. Sadece frene bastı. Artış hızı azaldı. Ve Amerikan Merkez Bankası çok etkin bir politikayla. Bu politika hem söylem olarak hem de iktisat politikası olarak kendisini gösterdi, para politikası olarak ve faizleri arttıracağız diyerek, arttırarak bugünlere geldik. Geldiğimiz noktada gördüğümüz şu, sürekli olarak bir şekilde frene basılmış bile olsa talepte, talep devam etti. Bu da kendisini ekonominin dinamik bir yapı içerisinde bugünlere gelmesini getirdi. Şimdi şu anda çoğumuzun kafasında şöyle bir soru işareti var. Amerikan Merkez Bankası bundan sonra bir ara çünkü böyle arkadan ses gelir gibi gelmişti. Merkez Bankası faizleri bundan sonra düşürebilir diyerekten. Şu anda da çoğumuzda öyle bir beklenti var. Ben bu konuda daha önceki düşüncelerimden farklı bir ifadelendirmede bulunacağım, ifadelendirme yapacağım. O da şu, ben bundan sonraki zaman aralığında Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri yükseltebileceği konusunda emin değilim ama düşüreceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü neden dolayı düşünmüyorum? Artık önümüzdeki dönemde işte Covid'di, Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı ve benzeri olumsuzlukların artık çok fazla, en azından bir dönem bu önümüzde gelecek Eylül'e kadar, Ağustos sonuna kadar olmayacağını düşünüyorum. Yani insanlığın, dünya insanlığının ekonomik boyutuyla talep ve arz boyutunda böyle sıkıntılı bir dönem yaşamayacağını düşünüyorum. İşte bu nedenle de benim düşüncem Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere daha sakin ve büyümenin biraz daha önde olduğu ve tabii enflasyonda da çok ciddi olmasa da homurtuların da olabileceği ve bu noktada da Amerikan Merkez Bankası'nın bakın faizleri yükseltebilirim diyebileceği bir döneme doğru taşınacağız diye düşünüyorum. Bunun anlamı şu, pratik anlamı şu. Yakın dönemde ben faiz artışı öngörmüyorum ama faiz düşüşünü de bu gelecek ekonomik konjonktür çerçevesinde beklemiyorum demem lazım. Peki hocam, şimdi Amerikan ekonomisi için işler bu şekilde ilerlerken yine Fitch tarafından da bir değerlendirme vardı. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Merkez bankalarının 2024 yılında faiz indirimlerine yönelmelerinin coğrafi olarak son derece yaygın olacağını söylese de bu indirimler öyle düşündüğünüz kadar da sert indirimler olmayacak demiş. Aslında paralel sizin açıklamanıza da. Yani aynı böyle şey. Evet, bütün seneyi, bütün stratejiyi bu sene faiz indirimlerinin yüksek montanlı ve hızlı olacağına göre ayarlamamak lazım demiş. Buna Avrupa Merkez Bankası tarafında dahil eder misiniz? Buna şu yüzden bir parantez açıyorum. O taraftaki makroekonomik göstergeler biraz daha sıkıntılı.
Ya evet, doğru söylüyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim. İktisat bilimi, ya matematiksel olarak da bakabiliyoruz olaylara ama şunu çok net söylemek lazım. Sosyal psikolojik, sosyal biyolojik bir bilim olduğu çerçevede bu bilim dallarının ögelerini içine aldığımız zaman birçok şeyi yakalayabiliyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. Evet, Amerika ve diğer dünya için biraz önce söylediklerimiz geçerli olmakla birlikte Avrupa dünyasında bu söylediklerimiz çok geçerli değil ama hiç de geçersiz de diyemeyiz. Yani orada da bir canlanmayı göreceğiz ama orada Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi sert iktisat politikaları ya da etkin iktisat politikaları çok fazla uygulanmadığı için ve uygulanan politikalarda geç uygulandığı için aslında Avrupa'da böyle bir yaklaşım hep var. 90'lı yıllardan, 2000'li yıllardan başladığımızda da biz bunu görüyoruz. 90'ların ortalarındaki krizleri ya da 2008 krizini düşündüğümüzde Amerika bir bakıma, Amerika Birleşik Devletleri tabii ki gerekiyorsa kolunu kesiyor. Yani kol kırılır yen içinde kalır demiyor, gerekli adımları atabiliyor ve bazen çok güçlü dediği önem verdi. Hani Lehman Brothers'ları hatırlayın veyahut işte bazı bankaların el değiştirmesini düşünün. Acımadan uyguluyor iktisat politikalarını. Bu çerçevede de bundan sonraki süreçlerde Amerikan ekonomisine baktığımızda daha dinamik bir yapıyı görebiliyoruz. Bu Avrupa'da çok fazla yok. Yaşlı tabii, biraz da öyle de düşünmek lazım. O çerçevede de Avrupa dediğiniz gibi bu canlanma, bu hareket sürecinden biraz daha az olumlu etkilenecek diye düşünüyorum ben. Hocam tabii şimdi burada bunları konuşurken merkez bankalarının aslında enflasyonla mücadeleleri ne kadar başarıya ulaşacak? Yani temel soru her şeyi süzdüğümüzde bu noktaya geliyor. Burada da bir siyah kuğu hikayesi devreye giriyor. Şu an Kızıldeniz'deki bu tansiyonun bazı akademisyenler çok büyüme potansiyeli ve petrol fiyatlarını çok yukarı çekme potansiyeli olmadığı görüşündeler. Bazı öğretim üyelerimiz de şunu düşünüyorlar. Buraya biraz dikkat etmek lazım. Buranın daha yayılma riski ve Hamas-İsrail Savaşı'nın aslında daha geniş çaplı bir şeye evrilme riski de var. O yüzden burayı biraz dikkatli izlemek gerek diyorlar. Siz hangi tarafa daha yakın duruyorsunuz günün sonunda? Çünkü bu da enflasyon hedeflerini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme. Sonraki zamanda bolca düşüneceğimiz bir cümleyle buna yanıt vereyim. Tabii biz biliyoruz ki petrol fiyatları sadece ekonomik bir olgu değil. Aynı zamanda dünya siyaseti içinde ve öndelik noktasında da önemli olan bir olgu. Çünkü petrolü çok fazla ithal eden ülkeleri düşündüğümüzde ve girdi maliyetlerini öne almışlığı düşündüğümüzde sadece ekonomik bir etken değil petrol fiyatları. Aynı zamanda uluslararası siyasal bir etken olmakla durumunda. Bu çerçevede baktığımızda bakın Ukrayna-Rusya savaşı petrol fiyatının değil mi böyle diplere inmesini engelledi. Elektrikli veya benzer enerjilere, yenilenebilir enerjilere geçtiğimiz süreçte dahi. Sonrasında İsrail Gazze olayları petrol fiyatlarının düşmesini durdurdu. Şimdi de Yemen'deki olguları yaşıyoruz. Tabii diğer taraftan baktığımızda da bunlar gerçekten siyasal olgular. Sadece işte petrol ekonomi ilişkisi değil. Hani petrol kandan değerlidir diyen yaklaşımın mantığı değil. Gerçekten siyasal sorunlar da var oralarda. Ama şunu çok net söylemek lazım. Şu anda Brent petrole baktığımızda 79 dolarlardayız. Hatırlayın bir zamanlar diyeceğiz artık. 100 dolarların üzerine dahi taşınma durumundaydık. Şu noktadan baktığımızda gerçekten petrol fiyatını da ben çok yüksek görmüyorum. 79 rakamını düşündüğümde biraz daha yükselebilir. Teknik analizi de bunun içine katmak lazım. Ama sanki bir dönem sakin bir ortamda olacak dünya ekonomisi. Dünya siyaseti de bunu desteklerse tabii.
Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı, size iyi hafta sonları dilerim. Biz haberimize devam ediyoruz efendim şimdi. Küresel mecrada rolünü artıran Türk firmalar performans tempolarını da hızlandırıyor. Türkiye'de satın alma ve birleşme işlemlerine imza atan Alfa Investment Türk Grup olan Benmark Foods için Alman, Hollanda ve Belçikalı gruplarla masaya oturdu. Kurumsal finansman konusunda çözüm sunan Alfa Investment, orta ve büyük ölçekli şirketlere satın alma ve birleşme imkanı sağlıyor. Birleşme veya satın alma sürecinde asıl amaç, satın alınacak hedef şirketin bilgilerini detaylı inceleyerek kritik hususları tespit etmek yer alıyor. Söz konusu şirketle ilgili olan finansal, ticari, operasyonel ve stratejik analizler yapılarak alıcı ve satıcı tarafını aynı potada eritilerek ortak bir dil oluşturulması hedefleniyor. Şirket, Türkiye'de birbirinden farklı sektörde işlemlerini sürdürüyor. Alfa Investment kurucularından Necip Ulu da bu satın alma ve birleşme ile Türk şirketlerine yönelik işlemlerin artacağını işaret etti. Alfa Investment Türk grup olan Benmark Foods için Alman, Hollanda ve Belçikalı gruplar ile masaya oturdu. Türkiye merkezli dondurulmuş pizza üreticisi Senas Pizza, büyüme çabalarını artırmak için stratejik seçeneklerini kurumsal finansman çözümleri sunan Alfa Investment ile değerlendiriyor. Senas Pizza CEO'su Taylan Gürbüz, markada olarak Senas'ı kullanan ancak resmi olarak Benmark Foods olarak kayıtlı olduk altını çizdi. Şirketin bağış toplama turunda azınlık hissesini bir finansal yatırımcıya teklif etmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca 2024 yılında yeni yatırımların etkisiyle cironun iki kattan fazla artarak 28,5 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV 2024 yılı projeksiyonunu paylaştı. Tek kullanımlık plastik ambalajlarda İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin plastik sektöründeki ana hedefi üretimin geri dönüşümle desteklenmesi oldu. Türk plastik sektörü tek kullanımlık plastik ambalajlarda İtalya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi oldu. Ambalaj, beyaz eşya, otomotiv, elektronik, inşaat ve savunma sanayi için yılda 11 milyon tona yakın plastik mamul üreten Türk Plastik Sanayi, üretimdeki başarısını geri dönüşümle desteklemeye odaklandı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği Başkanı Yavuz Eroğlu, atıkların geçmiş dönemde olmadığı kadar ekonomik bir değeri olduğunu belirterek, tüketiciyi geri dönüşüm konusunda teşvik edecek sistemlerin kurulması gerektiğini belirtti. Atık bulmanın zor olduğunu ve gitgide zorlaşacağını ifade eden Eroğlu, cari açık ve çevreyi koruyabilmenin ilacı atık mesajını verdi. Yakın gelecekte ülkeler arasında atık bulabilmek için adeta atık savaşları yaşanacağına değinerek, önümüzdeki dönemde atıklar petrolden daha değerli olacak görüşünü sundu. Farklı sektörlerden birçok marka, geri dönüştürülmüş ham maddeye ulaşmak için büyük bir rekabete girebilir öngörüsüne bulunan Eroğlu, tüketiciyi teşvik edecek, geri dönüşüm sürecine dahil edecek, depozito sistemine benzer çözümler sunmalıyız dedi. Avrupa Birliği'nin 2025 yılında %25 ila 30 oranında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımını zorunlu kılacağı belirtildi. Türkiye'nin geri dönüşüme kazandırabilmek adına Avrupa Birliği'nden atıklar alabilmesi için bundan sonra iyi bir karneye ihtiyacı olacağına değinen Eroğlu, Türkiye'nin 10 yıl içinde küresel bir güç haline gelebilecek potansiyeli var değerlendirmesini yaptı. Küresel bir geri dönüşüm merkezi olabilmek adına 2 ve 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan R+ Suresya Plastik Geri Dönüşüm ve Ham Maddeleri Fuarına da dikkat çeken Yavuz Eroğlu, fuara yurt dışından da büyük ilgi olduğunu söyledi. Kızılay düşen kan bağışlarından dolayı azalan stok seviyesini yeniden artırmak için birbirimize candan bağlıyız kampanyasını başlattı. Bu kampanyayla düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hedefleniyor. Türkiye'deki en büyük insani yardım kuruluşu Kızılay, düzenli kan bağışçısı oranını artırmak ve mevsimsel olarak düşen kan bağışlarından dolayı azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak rakamlara çıkarmak amacıyla birbirimize candan bağlıyız kampanyasını başlattı. 2005 yılından bu yana güvenli kan temini projesi yürüten kuruluş, yalnızca 2023 yılında 2.221.955 bağışçıyla 2.674.375 üniteye ulaştı ve hastanelerin kullandığı kan ürünlerinin 87'sini karşıladı. Kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan kuruluş tarafından verilen bilgilere göre kan bağışlayanların %50'den fazlası 26 ila 45 yaş aralığında yer alırken 20 yaşındakiler en çok kan bağışlayan grup konumunda bulunuyor. Ancak kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışların yalnızca %13'ünü oluşturuyor. Mevsimsel olarak düşen kan bağışlarının yeterli seviyeye ulaşması için çağrı yapan Kızılay, 300'den fazla mobil ve sabit ekibi ve yaklaşık 3000 personeliyle vatandaşlara kan verin çağrısında bulunuyor.
bulunuyor. Form doldurma, doktor kontrolü ve kan alma işlemlerinin tümünü 30 dakikayı geçmeyecek bir süre içerisinde tamamlayan ekipler, kan bağışlamak isteyen vatandaşları en yakın Kızılay kan bağışı noktasında bekliyor. Ayrıca www.kanver.org sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden veya mobil kan bağışı uygulamasından da randevu oluşturabiliyor. Kendisini sağlıklı hisseden ve kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan erkekler 3 ayda bir, kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor. Efendim, programımızı da böylece noktalıyoruz. Yayınımızı ana haber bültenine devrediyoruz. Herkese keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.